iptal edilsin, OHAL komisyonu kapatılsın. OHAL ve Kayyum rejimine hayırın 12. basın açıklamasını yapmak üzere burada bulunmaktayız. Basına ve kamuoyuna, değerli basın emekçileri, mevcut siyasal iktidar politikaları ile emekçilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftçinin, işçilerin, kısacası halkın ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiçbir adım atmamakta ve politika üretmemektedir. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar, emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin üzerinde baskılarını artırmaktadır. Bizleri aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden vazgeçirip kendilerine dokunmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadırlar. 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir tweet bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse soruşturma, kovuşturma altında olmayan, hapis cezası almayan tek bir yurttaş yoktur. 5 yıldan fazladır şehrimizde emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kent alanlarını demokratik hakları olan miting ve basın açıklamaları ile için kullanmaktadır. İktidar ve yerlerdeki kamu yönetimi yandaş, dernek ve sivil toplum örgütlerine uygulanmadığı yasakları OHAL kalıcı hale getirerek bizlere karşı uygulamaktadır. OHAL'e, Kayyum'a, CHK'ye sor! OHAL'e, Kayyum'a, CHK'ye sor! OHAL'e, Kayyum'a, CHK'ye sor! 15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki sis perdesi yeterince dağılmamış, ancak darbe girişimi bir lütuf olarak görülerek hayata geçirilen 20 Temmuz sivil darbesinin neyi amaçladığı aradan geçen süre içinde tümüyle netleşmiştir. Sivil darbe uygulamalarıyla OHAL döneminde bile askıya alınamayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnenmiş, darbe girişimi her tür antidemokratik uygulamaların gerekçesi haline getirmiştir. Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Herkesin çok iyi bildiği gibi hukuken somut delillere, yargı kararlarına, mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmayan tüm kararlar yasa dışıdır. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların alınış şekline, ihraç edilenlere savunma hakkı bile tanınmamasına bakıldığında KHK ihraçların hukukla, adaletle açıklanacak hiçbir yanı yoktur. CHK'ler gidecek, biz kalacağız. CHK'ler gidecek, biz kalacağız. CHK'ler gidecek, biz kalacağız. Bilindiği üzere KHK'lar ile resmi rakamlara göre 125.875 kamu görevlisi ihraç edildi. 1767 vakıf dernek, sendika ve konfederasyon, 109 yurt, 934 özel okul, 15 üniversite, 49 sağlık kuruluşu, 116 basın yayın kuruluşu kapatıldı. 181.500 kişinin pasaportuna tahdit kurularak seyahat özgürlüğü engellendi. İktidar ilk aylarda tüm bu uygulamalara karşı itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe dönemlerinde dahi görülmeyen bu uygulamaya içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve ahimet on binlerce başvuru yapılınca bir oylama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine iktidar Avrupa İnsan Hakları Mekanizması'na da hukuksuzluğuna ortak ederek 23 Ocak 2017 günü 2 yıllık süre içinde kamuda ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını ve
abartılan tam kurumların itirazlarını değerlendirmek ve karar altına almak üzere kendisine bağlı OHAL işlemlerini inceleme komisyonunu kurdu ve görevlendirdi. Komisyonun görev süresi uzatılmasına ve aradan 5 yıllık süre geçmiş olmasına rağmen hala yaklaşık 4000 dosya karara bağlanmayı bekliyor. Komisyonun verdiği kararlarda red oranı %87.3'tü. Bu oran barış imzacısı akademisyenlerinin açıklanan dosyalarında %100'dür. Bu oran barış imzacısı akademisyenlerin açıklanan dosyalarında %100'dür. Bu oranlar bile komisyonun idari bir mekanizma olduğunu, iktidarın loteri gibi hareket ettiğini doğrulamamaktadır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, tam 5 yıldır neredeyse her gün söylüyoruz. Bir kez daha ifade edelim, bir oyalama aracı olarak kurulan, iktidara bağlı iktidarın talimatlarıyla hareket eden OHAL incelemeleri, işlemleri inceleme komisyonu hukuk karşısında suç işliyor. Görevde kaldığı her gün suçu katlanarak büyüyor ve çifte maaş almaya devam ediyor. Aileleriyle birlikte yüz binlerce insanın anayasal haklarının ellerinden alınarak açlık ve sefalete mahkum ettirilerek biat ettirilmeye çalışması aynı zamanda insanlık suçudur. Bu suça iktidar, OHAL komisyonu üyeleri ve iktidarın ihtiyacına uygun raporlar hazırlayan yerel kamu idareleri ortaktır. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL komisyonu derhal lağvedilmelidir. İhraç edilen tüm kamu görevleri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilerek maddi manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Zan! Zulüm işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Öte yandan şart ıslahat planı kapsamında geçmişte uygulanan umum müfettişliklerin aktüel yorumu olan kayyum rejimi aynı zihniyet tarafından hortlatılmış ve halkın iradesi bir kez daha hiçe sayılmıştır. Halkın iradesini gasp edenler aynı zamanda belediyelerde işçi ve emekçi primi yapmaktan da geri durmamışlardır. Siyasi iktidarın memuru ve üyesi gibi davranan bu kişiler hak ve emek düşmanı tutum içerisine girerek işgal ettikleri koltukları siyasi ve şahsi çıkarları için kullanmışlardır. 300'ün üzerinde belediye işçisi yıllardır davalarına kazanmış olmalarına rağmen maalesef fayum yönetimi tarafından işlerine başlatılmamaktadırlar. Halk ve hakikat nezdinde mahkum olan bu antidemokratik uygulamaların yaratıcıları ve sürdürenleri hukuk önünde de mahkum olana dek mücadelemize devam edeceğiz. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. Kayyumlar gidecek, halk gelecek. İktidar, sivil toplum alanını kendi belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmeye, gölgesinde ve uzantısı olan çalışma yapar hale getirmeye çalışmaktadır. Büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu belirterek bizlerin tarihimizden aldığımız mirasın sorumluluğu, bilinci ve kararlılığıyla yürüdüğümüzü askeri darbelerin karanlığını yırtarak bugüne gelmiş darbelerin de en kuyu karanlığını yırtarak yarına ulaşma iradesine ve gücüne sahip olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.
önümüze çıkarılan tüm engellere, baskılara, kuşatmalara karşı dimdik ayakta kalmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını inşa edip çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesini vereceğiz. Savaşa hayır, barışa hemen şimdi. Savaşa hayır, barışa hemen şimdi. Savaşa hayır, barışa hemen şimdi. Faşizme karşı demokrasi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa ve şövenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği için fiili ve meşru mücadeleye devam edeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Güvenceli iş, güvenli gelecek talebimizden vazgeçmiyoruz. Örgütlenme özgürlüğü hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Barış içinde yaşama talebimizden vazgeçmiyoruz. Herkes için ulaşılabilir, demokratik, sosyal, özgürlükçü, katılımcı, yerel yönetim talebimizden vazgeçmiyoruz. Şiddetsiz bir yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, barış mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bizi berfaydan açet karam, bizi berfaydan açet karam. Bizi her fedana tekrar. Değerli arkadaşlar, katılımcı kurumlar, KES Van Şubeler Platformu, DİSK Genel İş Van Şubesi, İHAD Van Şubesi, Van Hakkari Tabip Odası, TÜMOP Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Barosu, Hakkari Genel İş Başkanı, Şube Başkanı, ayrıca aramızda bizlere destek olan Halkların Demokratik Partisi İl Başkanı, İl ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ve Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Sayın Murat Sarısaç, Belediye Eş Başkanımız Sayın Mustafa Avcı, parti il örgütleri bizlere bu basın açıklamasından dolayı, destek olduklarından dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız buradan sona ermiştir. Herkese teşekkür ediyorum. Erfaylar, dünya!